Bir büyütecin yani ince kenarlı merceğin cisimleri nasıl büyüttüğüne bir bakalım. Ve bunu bir örnek üzerinden inceleyelim. Diyelim ki görmüş olduğumuz A harfinin detaylarını incelemek istiyoruz. Bu harfi büyütmenin iki yolu var. Bunlardan ilki harfi doğrudan büyütebiliriz. Mesela büyük boy bir kağıdın üzerine daha büyük bir A harfi yazabiliriz. Ama eğer böyle bir şansımız yoksa ikinci yol olarak harfe yakınlaşabiliriz. Gördüğünüz gibi harfe yakınlaşmak harfi daha büyük görmemizi sağlıyor. Ama bu noktada bir sorunla karşılaşıyoruz. Eğer harfe çok yaklaşırsak, yakın noktasından daha çok yaklaştığımız zaman ışık ışınlarını retina üzerinde odaklayamıyoruz. Şimdi yakın noktasından daha yakındayız ve harf daha da büyük görünse de bulanık bir şekilde görüyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bulanıklığı gidermek için ince kenarlı bir mercek kullanabiliriz çünkü merceğin yakınsama gücü ışınları retinamıza odaklamaya yardımcı oluyor ve işte bu şekilde şimdi çok daha net görebiliyoruz. Şimdi buradaki ilginç olan şey şu. Gördüğünüz gibi büyüteç aslında daha büyük görmemizi sağlamıyor. Büyüteç kullanmadan da harfin boyutu neredeyse şimdiki haliyle aynıydı. Tek yaptığı şey görüntünün odaklanmasını sağlamak. Kısaca mercek kullanmadan harfe yakınlaşırsak görüntü hemen bulanıklaşıyor. Harfin retinamızdaki maksimum büyüklüğü bu kadar. Ama mercek kullanarak daha da yakınlaşabiliriz ve mercek sayesinde görüntü hem daha büyük hem daha net olur. Büyütecin çalışma prensibi işte bu. Şimdi bu durumu biraz daha detaylı inceleyelim. Diyelim ki şurada gözümüz olsun. Bir de şurada bir eksen çizmiş olalım. Gözümüzü bir ince kenarlı mercek olarak kabul edelim. Burası da görüntünün oluşması gereken retinamız olsun. Şimdi buraya az önce de incelemiş olduğumuz A harfini tekrar getirelim. Gözümüzden belli bir uzaklığa yerleştirelim. Burada D ile göstermiş olduğumuz noktaya yakın nokta diyoruz. Eğer cisim yakın noktadan daha yakında olursa gözümüz cismi net bir şekilde göremez. Bunun hakkında birazdan konuşacağız. Eğer cismimiz buradaysa cismin görüntüsünün nasıl oluşacağına bakalım. Bunu bulmak için birkaç ışın çizmemiz yeterli. Bir ışın harekete cismin en üstünden başlayacak ve doğrudan optik merkeze gidecek. Optik merkezden geçen ışınların sapmaya uğramadan geçeceklerini biliyoruz. Dolayısıyla bir ışını şu şekilde çizebiliriz. Diğer bir ışını ise çizdiğimiz eksene paralel bir şekilde gönderebiliriz. Peki bu nereye gidecek? Bu da doğrudan odak noktasından geçecek. Peki bu merceğin odak noktası nerede? Gözlerimiz temel odak noktasını ya da odak uzaklığını öyle bir ayarlar ki bu iki ışın tam olarak retinaya gelecek şekilde yakın sanır. Yani temel odak noktasının nerede olduğunu bilmeden bile biliyoruz ki bu ışın retinaya gelecek şekilde odaklanır. Bu tekniği kullanarak görüntünün gözümüzün içinde nerede oluşacağını bulabiliyoruz. Ama bu tekniğin işe yaraması için cismin yakın noktanın dışında olması gerekiyor. Yakın noktanın ötesine geçtiği zaman ne olacağına birazdan bakacağız. Yani harfin tepe noktası buraya odaklanır. Benzer şekilde en alt noktası da düz bir şekilde ilerleyerek bu noktada odaklanır. Sonuç olarak görüntünün nasıl oluşacağına bakabiliriz. Görüntü ters bir şekilde görünecek ve şu şekilde bir yapısı olacak. Görüntüler gözümüzün içinde ters bir şekilde bulunurlar. Beynimiz bu görüntüyü daha sonra düzeltip anlar. Buradaki cisim de gözümüzün içinde şöyle görünecek. Buradaki önemli nokta şu. Bu cismin, bu harfin bize ne kadar büyük göründüğü yalnız retina üzerindeki görüntünün ne kadar büyük olduğuna bağlı. Retina içindeki görüntünün yüksekliği artacak olursa cisim bize daha büyük görünür. Aynı şekilde azalacak olursa cisim daha küçük görünür. Şimdi bu cismi büyütmeye çalıştığımız için bize daha büyük görünmesini istediğimiz için retina içindeki görüntünün yüksekliğini nasıl arttırabileceğimizi bulmamız gerekiyor. Peki, görüntünün yüksekliği neye bağlı? Eğer bu mavi ışını bir süreliğine yok sayarsak, yüksekliğin neye bağlı olduğunu görebiliriz. Şimdi sadece bu sarı ışını dikkate alalım. Oluşan görüntünün yüksekliğinin aslında burada açıya bağlı olduğunu görebiliyor musunuz? Bunu şöyle yazayım buradaki açıya bağlı. Eğer bu açı artarsa o zaman görüntünün yüksekliği de artar. Aynı zamanda bu açıyla soldaki açı birbirleriyle aynı açılar. Bu açıya teta açısı diyelim. Yani eğer teta artarsa, buradaki açı artarsa görüntünün büyüklüğü de artar. Retinadaki görüntü büyüklüğünü arttırmak için bir şekilde bu açıyı arttırmamız gerekiyor. O zaman teta açısının neye bağlı olduğunu bulmaya çalışalım teta açısını soldaki şekle bakarak hesaplayabilir miyiz? Elbette hesaplayabiliriz. Eğer cismin yüksekliğini h dersek, diyelim ki bu yükseklik h olsun ve harfle göz arasındaki mesafeye de d dersek, bunu şimdilik yazmayacağım ama bu mesafenin d olduğunu kabul edelim. Teta açısının da küçük bir açı olduğunu varsayarsak bu şekle bir yay gibi davranabiliriz. Bakın, bu mesafe yarıçap. Burası da yay uzunluğu oldu. O zaman şimdi yay formülünü kullanabiliriz. Yay formülü bize diyor ki radyan cinsinden teta açısı eşittir yay uzunluğu yani h bölü buradaki mesafe yani yarıçap d. Bu arada bu tam olarak eşit olmuyor. Yaklaşık olarak eşit olur diyebiliriz. Çünkü gerçekte bu tam bir yay değil. Aslında dik açılı bir üçgen. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Tanjant teta'yı bulmak için h bölü d yapmamız gerekir. Ama eğer teta yeterince küçükse tanjant teta neredeyse teta'ya eşit olur. Bundan dolayı az önce yaptığımız yaklaşımı doğru kabul edebiliyoruz. Eğer teta açısını arttırmak istersek ya cismin yüksekliğini arttırmalıyız. Cisme büyütürsek bize daha büyük görünür öyle değil mi? Ya da d değerini yani aradaki bu mesafeyi azaltmalıyız. Başka bir deyişle cismi gözümüze yaklaştırmamız gerekiyor. En başta bunu yapmıştık. D'yi azalttığımız zaman teta artar. Bu yüzden görüntü büyüklüğü de artar. O zaman D'yi azaltalım. Yani cismi gözümüze doğru yaklaştıralım. D noktasına gelecek kadar cismi hareket ettirelim. Gördüğünüz gibi cismin gözümüzle yaptığı açı artmaya başladı. Bakın burada artık daha büyük bir teta açısı var. Ve sonuç olarak teta'yı şöyle alt tarafa yazayım. Sonuç olarak buradaki açı da arttı ve bundan dolayı görüntünün boyutu da arttı. Görüntüye bakarsak eğer artık cisim bize daha büyük görünüyor. Bu durumun aynısını en başta görmüştük değil mi? Harfe yaklaştıkça yaklaştık ve harf bize gittikçe daha büyük görünmeye başladı. Ama aynı zamanda şöyle bir durumla da karşılaşıyoruz. Cisim bize yaklaştıkça gözümüz daha çok yoruluyor. Bunu daha iyi anlamak için mavi ışını geri getirelim. Mavi ışın asal eksene paralel ilerleyen bir ışındı. Şimdilik gözümüze gelen bu ışınlara odaklanalım. Cisim şimdiki durumdan daha gerideyken bu ışınla çok fazla ıraksamıyorlardı. Iraklık açısı oldukça küçüktü. Dolayısıyla gözümüz cisme kolayca odaklanabiliyordu. Ama cisim gittikçe yaklaşıp D noktasına geldiği zaman ıraklık açısına ne olduğuna bakın. Bu ışınlar ıraksanmaya başlıyorlar ıraklık açısı da buna bağlı olarak artıyor. Dolayısıyla gözlerimizin görüntüyü retina üzerine odaklamak için artık daha fazla çalışmaları gerekiyor. Yani cisme yaklaşmak görüntünün boyutunu arttırıyor. Ancak aynı zamanda gözümüzü daha çok yoruyor. Eğer cismi daha da yakınlaştırıp açıyı olduğundan daha da fazla büyütmeyi denersek, bunu da şöyle aşağıda göstereyim, teta açısı arttığı için bu durum daha büyük bir görüntü elde etmemizi sağlar. Ama şimdi ışınlar o kadar ıraksanır ki gözlerimiz artık iki ışını da aynı yere odaklayamaz. Sanki gözlerimiz gücünü kaybetmiş gibi davranır. Ve iki ışın farklı yerlere düşer. Kesiştikleri nokta da mesela retinanın arkasına denk gelebilir. Sonuç olarak gözlerimiz noktasal bir odaklanma yapamaz. Yani büyük bir görüntü elde etmiş olsak da elde ettiğimiz görüntü bulanık bir görüntü olur. Bu durumun aynısını en başta yine görmüştük. D noktasından yakın noktasından ileriye geçtiğimiz zaman görüntü büyür ancak bulanık bir görüntü görürüz. Dolayısıyla çıplak gözümüzde görebileceğimiz maksimum açı, bunu şöyle yazayım. Maksimum açı buna teta 0 diyelim ve görüntüyü bulanıklaştırmadan gözümüzün görebileceği cismin sahip olabileceği maksimum açı olarak tanımlayalım. Bu durumda teta 0'ı cismin yüksekliği bölü bu mesafe yakın noktadan gözümüze kadar olan uzaklık bunu büyük gösterelim. Yaparak bulabiliyoruz. Teta 0 aynı zamanda buradaki açı cismin görüntüsünün sahip olabileceği maksimum boyutu gösteriyor. Teta 0'dan daha büyük açıyla cismi bulanıklaştırmadan çıplak gözle görmemiz mümkün değil. Eğer bu açıyı daha da büyütmek istiyorsak o zaman buradaki ışının yakınsanmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de bize büyüteç yardımcı oluyor. Az önce de gördüğümüz gibi büyüteç aslında ince kenarlı bir mercek. Ve cismimizi bu ince kenarlı merceğin tam olarak odak noktasına kadar getirdiğimizi düşünelim. Böyle bir durumda ne olmasını bekleriz? Burada oldukça ince merceklerle uğraştığımızı kabul edelim. Şekildeki çizimde gördüğünüz kadar kalın mercekler olarak hayal etmeyin. İnce mercekler kullandığımız için bu merceğin optik merkezinin diğer merceğinki ile aynı noktada olduğunu varsayabiliriz ve eğer böyle bir kabul yaparsak optik merkezden geçen bu ışın neredeyse aynı yolunda ilerlemeye devam eder. Bunun sonucunda cismin oluşturduğu açı da göz içinde aynı yerde kalıyor. Dolayısıyla retinadaki cismin boyutu değişmeyecek. Yani merceği koymadan önceki haliyle aynı boyuta sahip. Ama şimdi yeni getirdiğimiz bu mercek ışığın yakınsanmasına yardımcı olacak. O zaman yukarıdan gelen bu mavi ışının yolu değişecek. Onu da şöyle çizeyim. Şimdi bu ışın yeni eklediğimiz mercekten dolayı biraz değişime uğrayacak. Mercekten geçerken ışın yakın sanacak ve cisim birinci odak noktasında olduğu için kırılmaya uğradıktan sonra ışınlar birbirine paralel olacak. Yani sonuç olarak ışın mercekte kırıldıktan sonra şu şekilde aşağıdaki ışına paralel hale gelecek. Şimdi gözümüze gelen ışınlar birbirine paralel oldular ve gözlerimiz paralel gelen ışınları kolayca yakın sayabilirler. Çünkü hatırlayın, paralel ışınlar çok uzaktaki cisimlerden gelebiliyordu. Ve çok uzaktaki cisimlere baktığımız zaman onları kolayca yakınsayabiliyorduk. En kolay yakın sanabilen cisimler en uzaktakilerdi. Dolayısıyla gözlerimiz paralel gelen bu ışınları kolayca bu noktada yakınsayabiliyor. Ve artık gelen ışınları yakınsayabildiği için cismi oldukça net görebiliyoruz. Artık bu görüntü net bir görüntü olur. Az önce de bunu görmüştük araya merceği koyduğumuz zaman görüntü boyut olarak değişmedi ama daha net bir görüntü oldu. Peki buradaki yeni açı ne olacak? Teta sıfırdan daha büyük açı olmalı, değil mi? Buna teta üssü diyelim. Teta üssü de yaklaşık olarak burada tekrar aynı formülü kullanabiliriz. Yukarıdaki formülde buradaki gibi yaklaşık bir değer olacak. Şimdi paya cismin yüksekliğini yazıyoruz. Yükseklik bölü aradaki mesafe. Peki aradaki mesafe ne? Merceğin odak uzaklığı, değil mi? Mercek oldukça ince olduğu için kalınlığı ihmal edersek aradaki mesafe yaklaşık olarak odak uzaklığına eşit olur. Onu da f ile gösterelim. Öyleyse şimdi bir de bu merceğin sahip olduğu büyütmeyi de tanımlayalım. Merceği koyduktan sonraki görüntünün yüksekliğine, mesela yukarıdaki görüntünün 2 katı dersek o zaman büyütme eşittir 2 deriz. Öyleyse buradaki büyütmeyi mercekle birlikte oluşan retinadaki görüntünün yüksekliği bölü merceksiz oluşan görüntünün maksimum yüksekliği şeklinde tanımlayabiliriz. Ama burada şöyle bir durum da var. Bu iki yüksekliğin birbirine oranı iki açının birbirine oranına eşit. Çünkü eğer aşağıdaki yükseklik iki katına çıkmışsa o halde açı da iki katına çıkmış olmalı ve basit bir mikroskoba veya bir büyütece baktığımız zaman büyütme oranını aşağıdaki görüntünün yüksekliğinin yukarıdaki görüntünün yüksekliğine olan oranı olarak tanımlıyoruz. Ama bu aynı zamanda cismin aşağıda yaptığı açının yukarıda yaptığı açıya oranına eşit. Bunu da h bölü f bölü h bölü d olarak yazabiliriz. h bölü f bölü h bölü büyük d. H'ler birbirini götürür ve bu ifade yaklaşık olarak büyük D bölü F'e eşit olur. Ve bu formülle basit bir mikroskobun büyütme oranını bulabiliyoruz. İsterseniz videoyu birkaç küçük detay vererek bitirelim. Az önce ulaştığımız bu formülün çalışması için cismin merceğinin odak noktasında bulunması gerekiyor. Çünkü ancak o zaman bu formüle ulaşabiliyoruz. Peki, cismi uzaklaştırdığımızda veya daha da içeri getirdiğimizde neler olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Merak etmeyin. Bu tür sorularınızın cevabını ilerleyen videolarda bulabilirsiniz. Eklemek istediğim ikinci bir şey ise kırılmadan sonra ışınlar birbirine paralel ilerleyip gözümüze geldikleri için gözlerimiz en rahat halde olurlar. Dolayısıyla böyle bir düzende bu formülü kullandığımız zaman gözlerimiz oldukça rahat bir konumda olur. Gözlerimiz rahat. Eğer büyüteç kullanarak bir kitap okumak istiyorsanız böyle bir düzen kurarak okumanız gerekiyor. Ve beni şaşırtan son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ne zaman büyüteç kullansam eskiden hep bu şekilde kullanıyordum. Büyüteci gözlerimden uzakta ve cisme yakın tutuyordum. Ama aslında bu şekilde kullanmamamız gerekiyor. Çünkü eğer böyle yaparsanız gözleriniz cisimden uzakta olur ve gözde oluşan açı küçük kalır. Büyüteci doğru bir şekilde kullanmak için büyüteci gözünüze çok yakın tutmalısınız. Bu şekilde cisme kolayca yaklaşabilir ve yaptığınız açıyı arttırabilirsiniz. Bunu bazı filmlerde görmüş olma ihtimaliniz yüksek. Dedektifler büyüteç kullandıkları zaman gözlerine doğru sokup o şekilde kullanırlar. Dolayısıyla büyüteci önce gözünüze yaklaştırın, ardından cisme doğru tutun.